En büyük hayalim savunma sanayinde mühendis olarak savunma sanayinin gelişmesine katkıda bulunabilmek. Bilim Zeytinburnu'yla deney vasıtasıyla tanıştım. Şu ana kadar birçok proje geliştirdim. Bu arkamda çizgi izleyen ve engelden kaçan robotlar var. Bu robotik kodlama çalışmalarından sonra kardeşim de yapmak istedi. Abi kardeş milli teknoloji hamlesi yolunda ilerliyoruz. İyi ki burayla yolumuz kesişmiş. Ben Mehmet Akif Ağalık, 12. sınıfa geçtim. 3 veya 4. sınıftaki Veli Efendi Bilgi Evi'nde robotik eğitimi almıştım. Ondan sonra da katlanarak ilerledi. Adım Bünyamin Ağalık. Mehmet Akif'in babasıyım. Mehmet Akif çok küçük yaştan bilgi evine gitti. Akabinde Bilsemler'de robotik kurslarına başladı. 9. sınıfta deney yap sınavlarını kazandı. Şu ana kadar da zaten Zeytinburnu deney yapta devam ediyor. Bilim Zeytinburnu'yla deney hub vasıtasıyla tanıştım. Burada 3D tasarım öğrendim ve kendimi Arduino ve Python'da geliştirdim. Deney hub kart kullandım. Deney hub kart 2020'de tanıtıldı. Bu Arduino'da milli olarak tasarlanmış bir kart yapmışlardı. Ondan sonra da bunu deney hub'larda da kullanmaya başladılar Arduino eğitiminde. Eskiden Arduino kartları yurt dışından alınıyordu. Bu yüzden yerli ve milli imkanlarla deney hub kart geliştirildi. Ben ikisini de kullandım. Fark olarak deney hub kartta kamera kullanımı daha kolay. Hazır kod kütüphanesi var. Yerli olduğu için Türkçe videolar bularak nasıl çalıştığını öğrenmek mümkün. 2 yıldır gidiyor şu anda. Orada daha çok böyle takım çalışmasını öğrendi. Benim Zeytinburnu'nda bir robot yarışması vardı. Orada da ikinci oldular zaten. Şu ana kadar birçok proje geliştirdim. Bu arkamda çizgi izleyen ve engelden kaçan robotlar var. Bilsem'deyken beraber bir engelliler için araba tasarladık. Orada Türkiye geneli Bilsem'ler arası sergi vardı. Oraya katıldık Antalya'da. Ayrıca mobil uygulama geliştiriyorum. Bir tane eğitici oyun yapıyorum. Alanlarına göre farklılıkları var yani. Birinde hem donanımı var hem yazılımı. Onları birleştirince hareketi güzel oluyor. Mesela mobil uygulamada onu kullanmak güzel. Kendilerine göre farklı mutluluk veren alanları var. Bilim Zeytinburnu gibi bir yer olmasaydı Deney Yap'ın kendi atölyeleri İstanbul'da bildiğim kadarıyla 2 yerde var. Esenyurt'ta ve Eyüp'te. Yani ulaşım açısından sıkıntı yaşayacağı için belki de gidememiş olacaktı. Bu robotik kodlama çalışmalarından sonra kardeşim de yapmak istedi. Sonra beraber çalışmaya başladık. O deney yapa girdi. Şu an mezun. Yani beraber takım oluşturup Teknobasit'e başvurdu. Abi kardeş milli teknoloji hamlesi yolunda ilerliyoruz. 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye değişiminden sonra deneyap atölyeleri kaldırıldı. Belediye bünyesinde daha öncesinde yapılıyordu. Belediye değişikliğinden sonra uzaktan eğitim yapmaya başladılar. Zaten son senesiydi. Böyle zar zor tamamlamış gibi oldu. Hani aslında yarım kaldı bir yerde. Bilim Zeytinburnu olmamış olsaydı Mehmet Akif de ve onun dönemindeki arkadaşları da belki de uzaktan eğitimle yapmaya çalışacaklardı ama robotik kodlama hani uzaktan eğitimle yapılabilecek bir şey değil. Böyle görerek, deneyerek yapılacak olan bir uygulama. O yüzden burada tabii ki Bilim Zeytinburnu, Zeytinburnu Belediyesi bize bayağı bir büyük olanak sağlamış oldu. Çocuklar uygulamalı olarak eğitimlerini almaya devam ettiler. Yani tabii bu konuda aile olarak da bizi Başkanımız Ömer Arısoy Bey şahsında Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Tavsiye ederim çünkü çok fazla imkan var. Her türlü ders çeşidi var. Tasarım var. Yazılımda birden fazla dil seçeneği var. İleride uçak havacılık eğitimi olacak. Yani burada geniş bir dal skalası var. Çoğu kişi buraya katılabilir. Kendi istediği dalı burada bulabilir. Bilim Zeytinburnu'nda gelişmemize katkıda bulunan eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada kazandığım deneyimleri asla unutmayacağım. Bu deneyimler ileride bana yardımcı olacaktır. İyi ki burayla yolumuz kesişmiş. Deneyap'ta ve Bilim Eğitimi'nde zaten daha öncesinde yapılan çalışmaları vardı. Teknofest'e de katılmış olmaları tabii ki mutluluk verici. Zaten son zamanlarda bayağı bir popüler olmaya başladı Teknofest. En son İstanbul'daki yapılan Teknofest'te 3 milyonun üzerinde zaten katılımcı vardı. Bu kadar katılımın yüksek olduğu bir organizasyona katılmış olması baba olarak beni, eşimi, aile olarak bizi son derece mutlu etti. Normalde hani televizyonlarda falan görüyorduk hani yapılan robotları falan. Kendisi birebir başarması tabii ki gurur verici bir şey. En büyük hayalim savunma sanayinde mühendis olarak savunma sanayinin gelişmesine katkıda bulunabilmek.